Hazır mıyız? Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, bugün gündemimiz esnaf arkadaşlarımız. Ondan önce bir iki düşüncemizi de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Türkiye maalesef günde ortalama 8600 kişi, her saat başı ise 358 kişi işini kaybediyor. Toplam TÜİK verilerine göre Eylül ayında 27.707.000 olan istihdamdaki kişi sayısı Ekim ayında 27.447.000'e geriledi. Sadece bir ayda en az 260.000 kişi işini kaybetti. Yani son bir ay içinde günde ortalama 8600 kişi, her saat başı ise 358 kişi işini kaybediyor. TÜİK verilerine göre işsiz, iş bulma ümidini kesenlerin sayısı 1,5 milyonu aştı. Bu sayı değerli arkadaşlar Manisa nüfusuyla eşdeğerdir. Yine TÜİK verilerine göre iş olsa çalışırım diyenlerin sayısı 2.837.000 kişi. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de toplam 10.513.000 kişi işsiz durumda. İşsiz sayımız dünyada 103 ülkenin nüfusundan daha fazla. Değerli arkadaşlar, işsizliğimizin hali bu. Bir de ücretsiz izne çıkarılan insanlar var ki bunların durumu da perişan durumda. Bunlara geçen Mart ayında günlük 39 TL, aylık 1168 TL verilmişti. Dün yapılan zamla, bir komik zamla 47.7 TL zam yapıldı. Günlük 8.46 lira zam yapıldı. Adeta bu insanlarla dalga geçilir gibi. Açlık sınırı 2600 lira ama ücretsiz izne çıkarılan insanlara 1420 TL parayla geçin deniyor. Yine bu yıl değerli arkadaşlar, iş güvenliği, iş sağlığı ve iş güvenliği verilerine göre 2020 yılında iş cinayetlerinde en az 2427 kişi hayatını kaybetti. Bu 8 tane Soma'ya bedel değerli arkadaşlar. Yani her yıl 8 Soma yaşanıyor Türkiye'de. AKP iktidarı döneminde 26 bin kişi iş cinayetlerine kurban gitti. Bu da değerli arkadaşlar Kızılcahamam ilçesi büyüklüğünde eşit. Değerli arkadaşlar, ailelerin geçimini sağlaması için çalışması gereken, evinde televizyonu, tableti olmadığı için uzakta eğitime erişemeyen 22 çocuk da iş cinayetine kurban vermiş durumda. İşçimizin, çalışanımızın, çalışmayanımızın durumu bu. Bir de değerli arkadaşlar, esnafımızın durumuna bakalım. Bugün salgının 310. günündeyiz. 310 gündür tedbirleriyle faaliyetleri kısılan, iş yeri kapatılan, salgın nedeniyle iş yapamayan 2.2 milyon esnafımız için çabaladık. Onların sesini duyurmaya çalıştık. Pandemi başladığından beri Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştu. Milletvekili arkadaşlarımızı illere göndererek esnaflarımızın sorunlarını tespit edildi. Ama maalesef bir sonuç elde edilemedi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak esnafımızın SGK, Bağkur prim borçları devlet tarafından ödensin dedik. Esnafımıza yönelik icra işlemleri derhal durdurulsun dedik. Birikmiş kira ve faturaları devlet tarafından karşılansın dedik. Esnafımıza 2500 TL ile 3500 TL arası aylık nakdi destek sağlansın dedik. Esnafımıza sicil affı çıkarsın diye haykırdık. Esnafımızın kullanmış olduğu krediler faizsiz ve ödeme gücüne göre pandemi sonrasına ertelensin dedik. Ama maalesef bunların hiçbiri yapılmadı. Ne yapıldı? Son dönemde en küçük esnafımız pandemi döneminde en az 50.000 TL kaybederken, tekrar söyleyelim, en küçük esnafımız 50.000 TL kaybederken esnafımıza sadece ve sadece günlük 33 TL, aylık 1000 TL layık görüldü. Bir tarafta sadece bir tane kendi yandaşına 9,5 milyar çok görülmezken esnafımıza 1000 TL, aylık 1000 TL, günlük 33 TL maalesef çok görüldü. Faturasını ödeyemeyen esnafa icra memurları gönderiliyor. Kredi borcunu ödeyemeyen esnafın borcu faizle büyütülmeye devam ediliyor. Değerli arkadaşlar, Esnaf ve Sicil Gazetesi'nin bu yılki verilerine göre meslekten ve sicilden terkini yaparak
kepenk indiren, iflas eden esnafımızın sayısı 100 bin. Yani son bir yılda günlük ortalama 273 esnafımız kepenk kapatmaktadır. Her gün 273 tane esnafımız kepenk kapatmakta. Ve maalesef iktidar da bir Allah'ın kulu, ne bir bakan ne bir yetkilisi kalkıp esnafla ilgili bir şey söylemiyor. Her konuyla ilgili fikri olanların, her konuyla ilgili trollük yapanlar maalesef esnafla ilgili tek bir şey söylemiyor. Değerli arkadaşlar, bugün iş güvencesi olmayan, evde kal denilip açlığa terk edilen, hepimizin iç içe olduğu ama farkında olmadığımız bir kesimle bugün beraberiz. Kim bunlar? 500 bin pazarcı, 500 bin kağıt toplayıcısı, 30 bin simitçi, 10 bin çiçekçi, 1 milyon el işçisi, 1 milyon ev temizlikçisi ve gündelikçisi, toplam 6 milyonu bulan, sokak ekonomisine destek olan, sokakta geçimini sağlayan arkadaşlarımızla beraberiz. Ama bu insanların da ne sarayda ne AKP'de sesini duyan tek bir kişi yok değerli arkadaşlar. Ülkemizde toplam 6 milyon istihdam sağlayan, ekonomiye günlük 1 milyar, yıllık 200 milyar katkıda bulunan arkadaşlarımız maalesef koronayla birlikte tükenmiş durumda, bitmiş durumda. Türkiye'de Covid-19'un görüldüğü günden bu yana tam 310 gün geçti. Devlet sokak çalışanlarına 1.000 lira değil, 1 lira değil, 1 kuruş destek vermedi. Sokak çalışanlarına maalesef devlet görmezden gelmeye devam ediyor. Milyonlarca insan bu sektörden ekmek kazanıyor. Milyonlarca seyyar satıcı sokaktan ekmeğini çıkarmaya çalışıyor. İktidardan tek bir kişi maalesef sesini duymuyor. Türkiye'de sesini duyan onların bir tek kişi var. Kemal Kılıçdaroğlu her toplantısında, her konuşmasında emekçilerimizin sorunlarını gündeme getiriyor. Bu insanların çoğu kayıt dışı ve güvencesiz değerli arkadaşlar. Bu insanların çoğu kayıt dışı ve güvencesiz. Günübirlik yevmiyeyle çalışıyorlar. Sigortaları yok. Hasta olsalar doktora gidemiyorlar, hastaneye gidemiyorlar. Bunlar yetmezmiş gibi 5 maskeyi dağıtamayan iktidar, 5 maskeyi dağıtamayan iktidar sokakta kağıt toplayıcısına masken yok diye ceza yazıyor değerli arkadaşlar. Maske alacak parası olmayan bu insanlara evde kal demek, dışarıdan virüsten ölmeyeceksen açlıktan öl demektir. Türk İş rakamlarına göre açlık 2592 sınırında, yoksulluk sınırı 8463 TL. 4 kişinin temel gereksinimi, temel gıda gereksinimi 1392 TL. Türkiye'de maalesef marketteki peynire alarm takan, ülkemizdeki günübirlik çalışan insanlara kira masrafından temel gıda ihtiyacına kadar bu insanlar ne yiyecek, ne içecek düşünen kimse yok. %12'lik elektrik zammını nasıl ödeyecek düşünen yok. Doğalgaz zammını nasıl ödeyeceksin düşünen yok. Evine, çoluğuna, çocuğuna ekmek nasıl götüreceksin düşünen yok. Ev nasıl ısınacak, çocukları nasıl yatağa aç olmadan yatağa yatıracak diye düşünen kimse yok değerli arkadaşlar. Bu insanlar bugün sorunlarını direkt sizlere, Türkiye kamuoyuyla paylaşacaklar. Bir de değerli arkadaşlar, sokak ekonomisinde sokak çalışanlar dışında aramızda bir kesim daha var ki onlar da çok mağdur durumda. Kafeler, lokantalar, nargile salonları, oyun salonları kapalı. Maalesef 298 günden beri kapalı. Türkiye'de bu sektörde çalışan yaklaşık 2 milyon insan, işçimiz işsiz ve gelirsiz kalmış durumda. Sadece bu sektörden ekmeğini kazanan 2 milyon arkadaşımız var. Ya tedbirler alınsın, mekanlar açılsın ya da bize insanca yaşayabilecek bir yardım yapılsın diyorlar. Sarayda bir kişi bu kadar kafe çalışanı, bu kadar müzisyen salgınla ne yaptı, nasıl geçindi diye düşündü mü merak ediyoruz. Burada çalışanların sigortası yok. Kısa çalışma ödeneği alamıyorlar. Müzisyenler için mekanları kapattık. Düğünler zaten yasak. Özel etkinlikler, hafta sonu sokağa çıkmak yasak. Bu insanlar ne yapsın? AKP düğün, miting serbest ama müzikler yasak. Sanki müzik, korona müzik
tarafından müzik aracıyla bulaşıyormuş gibi bir uygulamayla karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlar, tabii ki tedbirler alınsın, sokağa çıkma yasağı ilan edilsin ama bu insanları eve kapatarak bir tek kuruş vermeden eve kapatmayı da doğru bulmuyoruz. Bu insanların sorunlarını gündeme getirmeye çalışıyoruz. 298 günden beri bu insanların ne çalıştığını, ne yediğini, ne içtiğini düşünen kimse yok ve bunlara da maalesef destek verilebilmiş değil. Müziksen verilene göre, değerli arkadaşlar, müziksen verilene göre bir de müzisyenlerimiz var. Onlar da biraz sonra konuşacaklar. Müziksen verilene göre salgın başladığından bu yana intihar eden müzisyen sayısı 100'ü buldu. Tekrar söylüyorum. Koronadan ölmedi insanlar, intihar ederek öldü. 100'e yakın müzisyenimiz intihar etmiş durumda. Ayrıca bu insanlar ekmek teknesi olan aletlerini satarak geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Bu insanlar yarın pandemi bittiği zaman neyle ekmek kazanacaklar? Onu da doğrusu merak ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak değerli arkadaşlar, halk sağlığını ve hayat pahalılığını ülkemizin en önemli gündem olarak görüyoruz. İşsizliği, yoksulluğu, esnafımızın düştüğü durumu Türkiye'nin en önemli gündem maddesi olarak görüyoruz ve bununla ilgili çözümlerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Şimdi ben sözlerimi burada tamamlayacağım, ara vereceğim. Şimdi burada bulunan arkadaşlarımızı sırayla konuşmak isteyen arkadaşlarımızı burada söz vermek istiyorum. Hanginiz konuşmak istersiniz? Gel. Hem bir de kendini tanıtırsan seviniriz. Buyurun. Tamam başkan. Evet. Öncelikle ismim Müjde. 35 yaşındayım. Kızılay'da çay satıyorum. İşportacıyım. 4 yıl boyunca çay sattım. Ben eşimden ayrı bir insanım. 2 tane çocuğum var. Oğlum kalp hastası. Bugüne kadar özür dilerim. Rahat ol, rahat. Hiçbir şekilde kimseden destek almadım. Ben çay satarak iki tane çocuğuma baktım. Kızılay'ın çaycı ablasıyım ben. Çocuğum kalp hastası. Tedavisini kendim kucağımda götürerek yaptım. Evet, Covid'den önce bizi oradan kaldırdılar. Ben bir tek kendi adıma konuşmuyorum. Birçok arkadaşım adına söylüyorum. Biz sokak emekçisiyiz. Yani geleceği olmayan, ertesi gün cebinde parası olmayan insanlarız. Ben gencim. Evet, ben bir işte çalışabilirim. O iki çocuğuma nasıl bakacağım asgari ücretle? Ben devletten destek istemiyorum. Ben tezgahımı istiyorum. Ben kendim çalışıp kendim kazanayım istiyorum. 1000 lirayla ben nasıl geçinebilirim? 800 lira ben kira veriyorum. 200 lira elektrik veriyorum. Bana kimse destek çıkmıyor. Ben istemiyorum. Destek de istemiyorum. Ben tezgahımı istiyorum. Zinir ablam gibi. Cezaevinde yıllarca yatan adam çorap satıyor. Kaldırıyorlar. Biz polisle karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Zabıtayla karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Arbede yaşamak istemiyoruz. Ben geçinemiyorum. Geçinemiyorum. İş bulamıyorum. Bulduğum zaman saatlerim uymuyor. Benim çocuklarım var. Ben nafaka da almadım. Aldım çocuklarımı, geldim. 7 senedir bakıyorum. Boynumun borcu. Bakarım ama ben ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Lütfen sizlere de sesleniyorum. Yani evet, sokak. Sokak deyip geçmeyin. Orada asıl hikayeler orada. Bu kardeşlerimiz bizim gibi akşam açıp gecenin 12'sine 1'ine kadar biz soğukta, karda, kışta çalışıyoruz. Gerçekten. Bunu duygu sömürüsü olarak da düşünmeyin. Böyle bunlar gibi kaç tane arkadaşlarımız var. Biz sadece 2 kişi olarak geldik. Bizim arkamızda 300 tane, en az 300 işporta arkadaşlarımız var. 9 ay boyunca gittiğimiz her yerde kapılar kapandı. Bize sanki biz yokmuşuz gibi çıkın gidin, görüşmek istemiyoruz gözüyle bakıldı. Biz kayıt altında olmak istiyoruz. Lütfen. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sen bir şey söylüyor musun? Söyleyeceğim bunu. Sen bir şey söyle. Gel abiciğim. Bir iki cümle sen söyle. Kendini tanıt bir. Tamam. Şimdi maskeni çıkarabilirsin. Adım Zinnur Özpamuk. CHP Halk Partisi'ne teşekkür ediyorum öncelikle. Veli Bey'e de teşekkür ediyorum bize bu imkanı sağladığı için. Ben 50 yaşındayım.
3 tane çocuk annesiyim. 16 yıldır Kızılay'da işporta tezgahı açarak 3 çocuğuma baktım, ailemi geçindirdim. Ben devletimizden yardım beklemiyorum. Bize destek olsunlar, bizlere tezgahımızı geri versinler. Bizim arkamızda arkadaşlarımız var. Biz 300-400 aile şu an evlerimizde ölüme terk edildik. Biz Cumhurbaşkanımızdan bize el uzatmasını istiyoruz. Teşekkür ederim. Ayakkabı boyası arkadaşımız nerede? Ben konuşmak istiyorum. Bir dakika abi. Ayakkabı boyası gelecek mi? Gel. Evet, oluyor. Gel abi. Maskeni çıkardım. Sen de söyle. Ne yaşıyorsun pandemide? Abi ben ayakkabı boyuyorum. Ekmek parası zor kazanıyorum. Yani geçim derdi zor yani. Kolay değil geçim derdi yani. Ekmek parası kazanmak için soğukta titriyoruz. 10 liraya 20 liraya soğukta akşama kadar dirsek çürütüyoruz. Onun için yani bu düzenin değişmesini istiyoruz. İnşallah değişir. Sağ olasın. Kim de kendini tanıt. Benim ismim Murat Sevgi. Tamam, sağ olun. Şimdi değerli arkadaşlar yine sokakta çorap satan Safet abimiz var. Şimdi sözü Safet abiye veriyorum. Gel. Sağ ol. Şeyine çıkar Safet abi. İlk cümle söyle. Ben 63 yaşındayım. Adım Safet Set. Şu anda çorap satıyorum. İzmir Caddesi'ndeydim bundan bir saat önce. Önceden zabıtalar gelip tezgahımızda onlardan kaçıyorduk. Şimdi yanımıza polisler geliyor. Komiserler geliyor. Yıldızlarla beraber. 5-6 kişi birden geliyorlar. Biz de tezgahımızı alıyorlar, zabıtaya çağırıyorlar ve gönderiyorlar. Ve ceza yazıyorlar. O cezayı da ben yapılandırmaya verdim, ödüyorum. Ve çok ağrıma gidiyor. Yani bu yaşta polisten kaçmak gerçekten zoruma gidiyor. Yıllardan beri kaçıyorduk zabıtadan da. Ama polisten kaçmak benim, önce bedenim yıkılıyordu. Polislerin yanına gelmesine ben kendim utanıyorum. Yaşıma göre de utanıyorum. Kaçmak da zoruma gidiyor. Ve gelir gelmez kendim elimle mal verir gibi de bırakıyorum. Artık iyice daha bir ilginç bir şey daha söyleyeyim. Yani kendim eşim vefat etti. 7-8 sene oldu. Ben kendim için yaşamıyorum. Torunlar için yaşıyorum. Ama ilginç bir şey söyleyeyim. Bunu söylemek istemiyorum aslında ama söylemek mecburiyetindeyim yaşamım gereği. İbn Sina Hastanesi'ne gittim. Bana fıtık ameliyatı olmam için anestezi kararını verdi. Ameliyat olacağım. Fakat şeyde verdiler, beni telefonumu falan aldılar, sizi çağıracağım dediler. O anda sevindim hani ameliyat olacağım diye. Şu anda kasık fıtığım var. Bayağı rahatsızım. Ama eve gittim bir sefer. İnşallah diyorum beni çağırmazlar. Çünkü ben ameliyat olduğum zaman 15-20 gün ben evde ne yiyecek torunlarım diye bu sefer nasıl yaşayacağımı, ne edeceğimi bilemiyorum. Yani intihar etmek için en kolay yön, mücadele vermek zor. Bunun da bilincindeyim. Yani daha başka nasıl anlatacağız yani? Derdimizi, ya başka anlatacak şeklim var mı? Varsa da siz söyleyin. Bunu büyükler bilmezse ben nasıl bileceğim? Bizi yönetenler bilmezse. Sağ ol Sofya abi. Ama şunu da söyleyeyim, her şey varsa. Söyle. Ve çok Cumhurbaşkanımızın yerinde ben olsam şunu yaparım. Türkiye'yi de 2 günde rahata kavuştururum. Ekonomisini de düzeltirim. Ne yaparım arkadaşlar? İnanın ki, Sami söylüyorum bunu. Nereden buldun yasasını çıkarsın, Türkiye 2 günde uçar. Tamam Safet abi, sağ ol. Teşekkür ederim. Safet abi tezgah bu değil mi? Evet. Safet abi tezgahı da bu. Şimdi değerli arkadaşlar aramızda sokakta çiçek satan bir arkadaşımız var. Gel. İsmim Cemal Şahin, çiçekçi, mesleğim çiçekçilik. Haftanın 2 günü dükkanlarımızı kapatıyoruz. Cumartesi, pazar. Yani bu ayda 8 günümüzü çaldılar, gasp ettiler. 3 ayda ne yapar bu? 24 gün yapar. Yaklaşık yani 1 ay yapar. 1 aylık bizden 1 ay için bakur istememezlik yapıyorlar mı? Yok. Vergiyi istememezlik yapıyorlar mı? Yok. Gelir kaybına son derece çok fazla uğradık.
verdikleri esnaf için 700 lira kira sadaka gibi. 1000 lira hibe sadaka gibi. Onu da istemiyoruz. Vermeyin ama işimize engel olmayın. Bunun aklın yolu birdir. Her insan, sokakta her insan aynı şeyi düşünüyor. 15 gün kapat. Yani bana can çekiştirme kardeşim. Bana can çekiştirme. Buna hakkın yok. 15 gün kapat. 15 gün sonra sıfırladıktan sonra beni normal hayata döndür. Benim tek istediğim bu. Sadaka istemiyorum. Ama öbür tarafta Virginia adalarına 1.6 milyara aktarıyorsun. Yanlış müteahhitlere oluk oluk parayı aktarıyorsun ama burada da yetim hakkı yiyorsun. Günah işliyorsun. Bunun farkında değil misin? Rabbim ne demiş? Kul hakkıyla gelme. Kul hakkıyla gidiyorsunuz. Kardeşim bunun bile farkında değilsiniz. Yazıklar olsun size. Ağzına sağlık. Hurdacı arkadaşlardan, kağıt toplayıcı arkadaşlardan konuşmak isteyen var mı? Onlar sen. Evet, onlar en son konuşacağım. Simitçi arkadaşlardan kim var? Konuşmak ister misin? Simitçi gel. Gel bir iki cümle söyle. Simitçilere... Gel simitçi misin? Gel bakalım. Gel bir derdini söyle. Nasıl? Kaç simit atıyorsun? Ne yapıyorsun? Maske ne çıkarabiliriz şimdi? Şu anda satışımız %80 oranında düştü. Gerçekten çok zor şartlarda simidimizi satıyoruz. Yağmur demiyoruz, kar demiyoruz. Çoğu zaman simitlerimiz elimizde kalıyor. Satamıyoruz. Çok mağduruz yani. Evimizin faturalarını gerçekten zor ödüyoruz başkanım. Söyle, ne yaşıyorsun bu dönemde? Neler yaşıyorsun? Kiranı duyabiliyor musun? Kiram yok. Ev kendim, yalan söylemem. Evet. Elektriğimiz oluyor, suyumuz oluyor, onları faturamız oluyor. Çocuğum üniversitede okuyor. Ondan gerçekten yani %80, %90 oranında işlerimiz çok düşük. Çoğu zaman simidimiz kalıyor, fırının parasını dahi cebimizden vermek zorunda kalıyoruz. Tamam. Peki, teşekkür ederiz. Bu kadar efendim. Tamam. Başka konuşmak isteyen, meyveden, sebzeden konuşmak isteyen arkadaşlar var mı? Onu konuşmayacaklar herhalde. Peki, şimdi o zaman değerli arkadaşlar şeye geçelim. En son başkente vereceğiz. Kafe çalışanlarına geçelim. Kahve çalışanlarından arkadaşımız, kendini tanıt istersen. Ben Ulaş, 3 yıldır kafe çalışanıyım. Pandemiyle beraber bizim iş yerlerimiz kapandı. Daha sonrasında verilen teşvikler, ödemeler zaten insanca yaşamayı geçtim. Karnımızı doyurmaya bile yetecek bir miktar değildi. Zaten pandemi öncesinde de biz geçimimizi zor sağlıyorduk, geçim sıkıntısı yaşıyorduk. Artık yaşam sıkıntısı yaşıyoruz pandemiyle beraber. Geçinemiyorduk, yaşayamıyoruz. Biz biliyoruz saraylarında yaşayanlara, villalarında yaşayanlar dışarı baktıkları zaman bu sefaleti göremiyorlar. Bu hayatın bitmişliğini göremiyorlar ama biz gerçekten şu an yaşayamıyoruz. Verilen 1500 lira ve 1150 lira parayla bugün Türkiye şartlarında yaşamak ne kadar kolay bilmiyorum. Ya da yaşayabilen var mı bilmiyorum. Zaten 2,5 ay boyunca bizim dükkanlarımız kapalıydı, iş yerlerimiz kapalıydı. 2,5 ay boyunca borçlandık. Tekrar iş yerlerimiz açıldı. İş yerlerimiz açıldıktan sonra bu borçları öderken tekrar iş yerlerimiz kapandı. Bizim bir talebimiz var bu gündeme dair, bu sürece dair. Tedbirler alınsın diyoruz. İş yerlerimiz açılsın. Tekrar yaşama dönelim istiyoruz. Ve toplu taşıma araçlarına bugün baktığınız zaman toplu taşıma araçları tıklım tıklım. Asla toplu taşıma aracında bulaşmayan virüs kafelerde, barlarda mı bulaşıyor? Bunu bir düşünmek lazım. Dediğim gibi eğer sermaye açısından bakarsanız evet hayat eve sığar ama emekçiler için hayat maalesef eve sığmıyor. Bugün buzdolaplarımız bomboş, kiralarımızı, faturalarımızı gerçekten ödeyemiyoruz. Zaten son süreçte de pandemi sürecinde birçok intihar haberi duyduk. İnsanlar virüsten ölmüyor, yaşayamadığı için, yaşam mücadelesini artık veremeyecek duruma geldiği için intihar ediyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar kafe işletmecilerinden birkaç arkadaşımız aradı ama onlardan bir arkadaşımıza söz vermek istiyorum. Buyurun. Merhabalar. Şahin Çelebi ben. Ankara Tuzluçayır bölgesinde kafe sektöründe hizmet veriyoruz biz de. Biraz önceki konuşan arkadaşımız gibi bizler de kafe sektöründe işverenler olarak çok mağdur durumdayız. Esnaflardan, kafecilerden, restorançılardan kira alınıyor, Bağkur ödemesi alınıyor. Örneğin Bağkur ödemesinde 30 gün tam ödenek alınmasına rağmen bizim bir ayda 8 günümüz ikişer günden kısıtlamalar kapsamında kesiliyor ama devlet Bağkur primlerinde bunu bizden tam 30 gün olarak alıyor.
İşletmemizde beraber mesai arkadaşı olarak çalıştığımız, hizmet sektöründe bizimle beraber emeklerimizi paylaşan garson arkadaşlarımız, aşçı arkadaşlarımız vardı. Bunlar da evlerine birçok şekilde ekmek götüremiyorlar. Maalesef bizler de kendisine zor durumda olduğumuzdan dolayı, devletten hiçbir destek alamadığımızdan dolayı, kira yardımı alamadığımızdan dolayı biz de çalıştığımız emekçi arkadaşlarımızı kendi adımıza mağdur ettiğimizi düşünüyoruz. Çünkü olmayınca paylaşamıyoruz. Hayat eve sığıyor ama arkadaşlar, eve ekmek götüremezsek, emekçi arkadaşlarımız evlerine ekmek götüremezse biz o ekmek, yediğimiz ekmekten tad alamıyoruz. Bir an önce devletten COVID-19 kapsamındaki uygulamalarını genişletmesini ve kafe, restoran çalışanlarına, sokak emekçilerine destek olmalarını bekliyoruz. Sayın vekilimize de bizlere bu imkanı sağladığından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Herkese kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Şimdi değerli arkadaşlar, son olarak sözü hem bu dönemin en çok etkilenen kesimlerinden birisi olan müzisyen arkadaşlarımız var. Başkent Müzisyenler Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Sayın Serkan Matoğlu'nu, bu arkadaşlarımızın sorunlarını dile getirmek üzere söz veriyorum. Buyurun Serkan Bey. Sayın Vekilim, öncelikle çok teşekkür ediyoruz sizlere. Bizlere böyle bir imkan sağladığınız için. Değerli basın mensupları, benim siyah beyaz giymemin sebebi bizim müzik yaparken üniformamız budur. Ben bu kıyafeti giymeyi özledim. 11 Mart 2020 yılından beri yaklaşık 10 ay geçti. 10 aydan beri bu kıyafeti giymiyorum ben. Dün bir müzisyen arkadaşımızla konuştum. Çok doluyum. Biz bu ülkenin değerleriyiz. Mustafa Kemal Atatürk şunu söylemiş bizlerle ilgili. Herkes her şey olabilir ama herkes sanatkar olamaz. Sanatkar el öpmez, sanatkarın el öpülür demiş. Dün bir müzisyen kardeşimizle konuştum. Oğlum piyano dersi alıyor başkanım dedi. 10 yıl çalıştım, 12 bin liraya piyano aldım oğluma dedi. Dün dedi 3 bin liraya sattım piyanoyu, oğlumun piyanosunu dedi. Niye dedim sattın? Başkanım dedi, elektriğimi kestiler, doğalgazımı kestiler, evimde ekmeğim yok dedi. 12 bin liraya çalışıyor, birikim yapıyor, oğluna piyano oluyor. Belki oğlu geleceğin fazla sayı olacaktı. Bize destek kredisi verdi devletimiz. Öteleme yaptı. 6 ay öteleme yaptı. Şimdi ne oldu? Hala pandemi devam ediyor. Banka arıyor. 3 bin lira, 5 bin lira destek verdiniz bize. Banka arıyor. Gelin ödeme yapın diyor. Biz hala çalışmıyoruz. Hala çalışmıyoruz dostlar. Bu ülkenin üvey evlatları değiliz biz. Biz müzisyeniz. Biz sanatçı değiliz. Biz milyonları kazanmıyoruz. Biz günlük kazanıyoruz. Gece kazanıyoruz. Türkiye'nin eğlence sektörünün %80'ini bizler temsil ediyoruz. Lütfen ya. Buramıza kadar geldi. İnsanlar evinden enstrümanlarını satmaya başladı değerli basın mensupları. Türk halkı. Başka bir ülkeye müzisyenler gittiği zaman havalimanında şöyle karşılanıyor. Bizim ülkemizde biz üvey evladız. Bize vereceğiniz 1000 lira destek için video istiyorsunuz. Mail adresi istiyorsunuz. 1000 bir tane bir şey istiyorsunuz. Vermeyin. 10 aydan beri bize en büyük desteği Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş yaptı. Müzisyen dostlarım adına Mansur Yavaş'a çok teşekkür ederim. Devletin vereceği 1000 lirayı pandemi başladı. 3 ay boyunca Ankara'daki Müzisyenler Kültür ve Sanat Derneği'ne 3 ay boyunca, 4 ay boyunca her gün 600 tane yemek gönderdi, kahvaltı gönderdi. Bunu Büyükşehir Belediyesi yaptı. Allah razı olsun. Dedi ki devam edebilirim. Bir hafta önce İBAN istedi Sayın Başkanım Mansur Yavaş. İBAN istedi, 3 gün sonra bizim bir lafımız var küt diye 500 lira yatırdı müzisyenlere. Bir hafta sonra yine 500 liralık gıda gönderdi. Bunu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız yapıyorsa devletimizin bize sahip çıkmasını istiyorum. Çok doluyum. Teşekkür ederim. Bir şey söyleyecek misin? Çok doluyum Sayın Vekilim. Sağ ol, ağzına sağ ol. Allah razı olsun. Bir şey söylemek istiyor musun? Çok özür dilerim.
Çok gerginiz. Sayın vekilim çok özür dilerim. Çok sağ olun. Enstrümanlarını satıyorlar. Evet. Dededen kalma enstrümanlarını satıyorlar. Atadan kalma enstrümanlarını satıyorlar. Onların manevi değerleri yüksek. O enstrümanları satarken insanlar ağlıyor. Bizler bu ülkenin değerleriyiz. Lütfen pandemiden etkilenen herkese başka ülkelerde olduğu gibi sahip çıkın. Müzisyen arkadaşlarıma sözü bırakıyorum. Gereken açıklamayı müziğimizle yapalım. Buyurun. Gel, bize yanlarına gidiyoruz. Mevlam gördüyerek iki göz vermiş, iki göz vermiş. Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı, ağlamasam mı? Dura dura bilsen onu verenle, bilmem çalasam mı, çalamasam mı, bilmem çalasam mı, çalamasam mı. Dura dura bir sel oldu verenler, dura dura bir sel oldu verenler, bilmem çalasam mı, çalamasam mı, çalamasam mı. Muhtaç olmuş doğru sana, hiç muhtaç olmuş doğru sana. Bilmem söylesem mi, söylemesem mi, söylemesem mi? Abi söyle. Burada bulunan meyveci arkadaşlarımıza, herkese çok teşekkür ederiz. Çiçekçi, iş portacı arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Bugün Türkiye'nin önemli bir gündemini dile getirirler. Ben eğer sorularınız varsa sorularınızı cevaplandırayım. Sorularınız yoksa basın toplantısını sonlandıralım. Evet. Değerli arkadaşlar, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun SGK Genel Müdürlüğü'nden bırakalı 22 yıl geçmiş ama hala söylemeye devam ediyorlar. Öncelikle birkaç rakamı dikkatlerinize sunmak istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu SGK Genel Müdürü iken Sosyal Güvenlik Kurumu'nun toplam açığı 4.6 milyar olmuş. AKP iktidarları döneminde SGK açığı tam 427.9 milyar olmuş. Yani SGK AKP döneminde tam 93 kat daha fazla açık vermiş. Bunlara demek lazım ki Tayyip Erdoğan'a senin başına Kemal Kılıçdaroğlu kadar taş düştün. Yalandan utanmıyorlar. Resmen utanma duygularını kaybetmişler. Değerli arkadaşlar, dolar bazında baktığımız zaman Kemal Kılıçdaroğlu döneminde 21.2 milyar dolar açık vermiş SGK. Bunların döneminde, AKP döneminde tam 199 milyar dolar
açık vermiş. Hala bunlardan utanmadan yalan söylemeye devam ediyorlar. Değerli arkadaşlar, 10 milyon 513 bin gerçek işsizimiz var. SGK'yı Kılıçdaroğlu kapattı. 17 milyon yoksulumuz var. SGK'yı Kılıçdaroğlu kapattı. 8 milyon emekli asgari ücretin altında, açlık sınırının altında maaş alıyor. SGK'yı Kılıçdaroğlu kapattı. İnsanlar çöpten ekmek topluyor. SGK'yı Kılıçdaroğlu kapattı. Türkiye Avrupa'da en yüksek faizi veriyor. SGK'yı Kılıçdaroğlu kapattı. 2 milyon 294 bin ücretsiz izne çıkanlara günlük 47 liraya para veriliyor. Açlığa mahkum edilmiş. SGK'yı Kılıçdaroğlu kapattı. Vatandaşın bankalara borcu 834 milyar lira rekor kırdı. SGK'yı Kılıçdaroğlu kapattı. Her gün ortalama 273 esnafımız kepenk kapatıyor. SGK'yı Kılıçdaroğlu kapattı. İş bulma ümidini kesenlerin sayısı 1,5 milyon aştı. SGK'yı Kılıçdaroğlu kapattı. AKP döneminde emeklilik yaşı 65'e çıktı. Prim gün ödeme sayısı 7.000'den 9.000 güne çıktı. Kılıçdaroğlu SGK'yı batırdı. Bunlar yalandan utanmıyor, yalandan bıkmıyor. Karşılarında medyası var, havuz medyası var. Bu yalanları yaymakla meşgul. Bir kez daha söyleyelim. Bu iktidar Türkiye'yi bitirdi. Ekonomik kriz değil, ekonomik buhran var. Ama SGK'yı Kılıçdaroğlu kapattı. Kaç yıl geçmiş? 22 yıl. Kılıçdaroğlu kadar başınıza taş düşsün. Evet arkadaşlar, simitçiler, biraz simit ikram edin arkadaşlarımıza. Simit ikram edin, simit alalım şuradan bir parça. Hadi bak arkadaşlara, sen de ver. Gelin arkadaşlar. Gelin. Yetkin gelin. Oradan alalım. Bekleyin, çok evet. Teşekkür ederiz. Çok güzel konuşma. Tamam. Mikrofon alabilirim. Bu dağların... Thank you.